Biliyorum sen taştın. Fakat Resul-i Ekrem seni ziyaret ettiği için ben de ziyaret ediyorum. Arkasında Ali İbn Ebi Talib var diyor. Allah hani demiş ki ya Emirel'in taş gelen mi? Öyle fevkalade bir taş bu. Bütün şefaat edecek kıyamette. Ziyaret edenlere şefaat edecek. Ehl-i Feyr'in kârleri ona teslim ediliyor. Bunun hususu budur. Zalike yani emri ilahi bu. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ Herhangi kimse Allah-u Teala'nın haram ettiği şeyleri gözünde büyütüp de vazgeçerse فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عَنْدَ رَبِّهِ Rabbinin nezdinde hayli odur. Efendim ne olur? Ne olur dememeli de Allah'ın nehyettiği şeyi esasıyla vazgeçmeli. وَحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ Allah Celle Celaluhu bu hayvanları size helal etmiştir hepsini. Deveyi, iğneyi, deveyi, iğneyi koyunu. اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ اِلَّا اَوَلْكِ surette geçti. حَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَالْحَمَ الْخِنْزِيلُ Onları beyan etmiştir. فَاجْتَنِبُ الرِّشْتَ مِنَ الْاَيْوْسَانِ İçtinab ediniz, vazgeçiniz, cem yan demektir. Vazgeçiniz minel rişte minel evsani, evsan, vesen. Feşteniyor rişte lezi huvel evsanu diyor. Manevi olan pislikten, yani poplardan, pislikten hepsinden iştinab ediniz. Ve işteni bu kavle zûr, yalancılıktan da iştinab ediniz. Kavli zûr, gıftanı, iftiradan. Onlardan iştinab etmekle beraber hunefâ elillâhi. Hunefâ, bak İmam-ı Azam'a Ebu Hanife derler. Hanif, mail, bütün dinlerden, bütün kavillerden hakka mail. Siz de Allah'a mail olunuz. Gayr-i müşrikîne bihi, Halık-ı Kainat'a karşı hiç kimsenin kalbinde bir şirk, layık olmayan ne meşhur olan şey, ne kalbi olan şirk riyadır, ne de o bir şirk olmasın. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ Allah'a şerik koşan neye benzer? Misaller Cenab-ı Hak bildiriyor. Bir adam gökten birden düşerse yere nasıl parçalanır? Bir kıymeti parçalanıyor. Bir adam da eğer kalbinde bir şirk olsa ya bir adamı Allah'a şerik etse yahut da şirk-i manevi ameli riya ile karıştırırsa فَكَأَنَّمَا خَرَّ sanki düştü مِنَ السَّمَاءِ سَمَاءَتْتَنْ فَتَحْتَفُهُ الطَّيْرُ kuşlar onun vücudunu parçalamış. Şirk o kadar fenadır ki şirk iki şirktir. Biri açıktan Allah'a bir şerik koşuyor Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi, eski müşrikler gibi. Biri de kalbinde Allah'a karşı bir riyakarana, ibadetine, Allah-u Teala'nın ibadetine birisini şerik yapar. Mesela içeriken namaz kılıyor, refülen adamla görüşünde ben namaz kılıyorum. Gösteriş yapıyorlar. Bunun gibi. Böyle yapan adam o kadar kendi ibadetini mahvediyor, sanki gökten düşmüş parçalanmış gibi. Yahut bir rüzgar onu 60 defa çelmiş gibi oluyor. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ ذَٰلِكَ emir bu. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ Allah'ın şairini, şairi dinillah. Bu kuyun kesmek, namaz, ezan okumak, onlar şairi İslam'dır. Hele bu ayetin tevkifini bildiği ki, kuyum kesmek İmam-ı Azam'a göre vaciptir biliyorsunuz ya. Dinin şairidir. Bunu gidip de imkanı olduktan sonra gidip de en zayıfı, en yok yemeyen bir şeyi alıp da yemek var. Bir de gidip de güzel bir şeyi kesmek ve paraya vermek var. Ne kadar iyisini verirse şair-i dini daha tazim etmiş olur. Ne kadar aşağıyı yaparsa İslamiyet'in şairini aşağı yapmış olur.
وَمَنْ يُحَزِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ Allah'ın dininin şairini tazim eden kimse, o şair neden oluyor? فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kalbin tekasından olur. Eğer kalbinde bir tekva varsa, Allah'a mehafeti korkusu varsa, cebinde de para çok olduktan sonra iyisini alır ve öyle dağıtır. Eğer tekva olmasa, gider ya bu da gider. Onu da gider. O mesele bitti. Şimdi bir adam memleketinde farazda bir deveyi alıp götürür. Acaba o deveyi oraya alıp götürünceye kadar o deveye binmek, sütünü almak caiz mi, değil mi? Evet diyoruz. لَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ Sizin için menfaat vardır bu hayvanlara da. Yani kesecek hayvanların menfaatlenmek caizdir. اِلَا اَجَلٍ مُسَمَّ وَحْتِنَ kadar. Kesinceye kadar. Mesela deveyi götürüyorsun. Yolda sütünü de al, tüyü de al, bin de öyle götür. Bu efendim ben bunu Allah için keseceğim. Artık kimse bilmesin. Onun tüyünü almayalım. Sütünü almayalım da onlar yok İslamiyet'te. Sen götürürsün, sütünü de al, tüyünü de al, bin de öyle götür. Koyun da böyle. Koyunu götüreceksin Allah için kesme. Tüyünü al, bunda bir mahzun yok. لَكُمْ var size fiha budunda, hayvanda, kesici hayvanda menafi'u menfaat, menfaat hakkı var size. لَا اَجَلٍ مُسَمَّ Eceli müsemmaya kadar kesmektir. Kesinceye kadar o hayvanın sütünü de, tüyünü de bilmesi de size halaldir. ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيرِ Ondan sonra onun mahalli Beytullah'ın yanına götürürse keseceksin orada, Beyt-i Atis'in yanında. وَلِكُلِّ اُمَّتِمْ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ Evvelki ümmetlerin de aynı bu hal var, yani bu yalnız İslamiyet'te değil bu kurban kesmek. Evvelki ümmetlerde de وَلِكُلِّ اُمَّتِمْ Evvelki ümmetlerde de وَالِدِ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ مَنْ سَكْ Mahalli nüsük. Yani kurban kesmek yeri, ibadet yeri. Evet, ki Musa'nın da, İsa'nın da, diğer peygamberlerin de tüm adama kadar hepsinin de bu hal vardı. Zaman geldiğinde kurbanlar keserlerdi, fıkaraya etler dağıtılırdı. İbrizce de aynen böyle der. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın ismini üzerine zikrediniz. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber. Allahümme minke ileyke, Allahümme etekarrabu biha ileyke, mesela. Yahut da Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, ve ma lana illel imtisalu bima amelsena. Allahu Ekber de sünki ati gelir, böyle. Evet. Yani kurbanınızı... Burada kesiniz. Mekke'de kesiniz yani. Mekke'ye götürmeden yolda kesmeyin. Şimdi adet hanına alınır, mali muayeni içinde getiriyor. Ne haber? Şimdi minare kesmeyip de bir insan Mekke'nin civarına geçerse bir günahı, özrü olabiliyor mu? Efendim o minare alıyor, satın alıyor, orada kesiyor. Fakat bu beraber götürüyorlar diyor. Dedin beraber götürüyor. Özünleri beraber götürüyor. Mesela Cidde'den alıyor, beraber getiriyor. Mekke'de getiriyor. Sonra şişret diyor. Mekke'de alırsan, şeyde kesmek istiyorsan, mirada kesmiyorsan, senin civarında kesiyor, mirada getiriyor. Evet. O zaman ne olur? Kesmezseniz oraya fasıl olur. Kesmezse oraya fukaraya verilir. Mina'da kesilen, mina'da alınıyor hayvan, orada da kesiliyor. O kolay olur. Fakat beraber getirilen, bak mesela orada da koyunları, koşuları süsletiyorlar falan, oradan kalmadı. Develeri de öyle süsletirler ki belli olsun da bir teşvik-i tebrik olsun. Bunu böyle karıştan gelen, oraya varmadan kesilmesin. Ya mutlaka içerler. Ha, şahane olsun. O boyutta, o boyutta. Tabii, oradaki karan yeri. Orada bir muayyen yer, harinin ismiydi. Her halde vardı Mekke'de. Fakat şimdi bilmiyorum, bu onların için değil.
Vahabiler zamanında onu bilmiyorum. Her halde var. Binaenaleyh yani rivayetlerde yok mudur aslında? Binaenaleyh oradan pazarlık, o pazar yani olduğu için kesiliyor. Kolaylı. Fakat Mekke'den Mina'ya götürmek, kesme icabatmak o biraz zahmetli olur. İbrahim Aleyhisselam'a kuş Mina'da gelmesin. Mina'ya gelmesin. Evet. Yani ona oraya geldi. Şeye geldi, Mekke'ye geldi, kesti. Kesiliyor, niçin kesilmiyor? Yani İbrahim Aleyhisselam, evet. Gelen koç Mine'deki kesildi. İşte ona itibaren... Hayvanlar da oraya gelmiş, kesiliyor zaten. Hayvanlar zaten... İyi ya, güzel. Fakat eğer hariçten geldiği birisi götürdü, cidden Mekke'ye götürdü. Evet. Mekke'de keserse bir şey olmaz. Yakın keserdi ama. Mekke'nin haricinde olmaz. وَلِكُلِّ اَمَّتِنْ Bütün cemaat ve ümmetler için cealina menseken biz azim-i şan bir müsük yeri, bir zebih yeri, kurban yeri halk ettik. Mahalli kurban ve ibadet manasına bir müsük diyor. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın ismini zikretsinler عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بِهِيمَةِ الْاَنْعَامِ Allah Celle Celaluhu bu hayvanları onlara kısmet ettiğinden dolayı onları kestiği zaman Cenab-ı Hakk'ın ismini getiriniz. Fe ilahukum ilahun vahid. Biriniz ki mağbudunuz birdir. Ferdu samet Allah'dir. Felehu eslimu. Ona itaat ediniz. Onun emrini dinleyiniz. وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ مُخْبِت مُطِيَةً Ve Allah'a muti olanları teşhir ediniz. Allah'a muti olanlar azab-ı ilahiden kurtulur. Muti olanları beyan ediyor. اَلَّذ۪ينَ اُوْ muti olanlar yani muhbitin. Muhbitin kimdir? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah dediği zaman kalplerde bir korku hasıl olur. Yani lafı-i celale-i Allah denildiği zaman kalpte bir titreme hasıl olur. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ Sabredici diller onlar musibet eden belalara, Allah-u Teala'dan gelen bir bela, bir musibet. Buna da sabrederler. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ Namazını hatire ikame edenlerdir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bizim onlara kısmet ettiğimiz kısmetten de infak edenlerdir. Bak şimdi sıfat neyi beğensin? Zekatını verir, namazını teler, sabrı tahammül eder, Allah denildiği zaman kalbi titremeye başlar. İşte mahvetin budur. Allahu'l-Azim ve bellega Resuluhu'n-Nebiyyü'l-Kerim